Eczane Köşesi programından merhaba sevgili izleyiciler. Her hafta ilaçlardan tıbbi bitkilere farklı konularda bilgiler aldığımız programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda sindirim sistemi hastalıklarında tüketilebilecek, şikayetleri geriletebilecek tıbbi bitki çayları hakkında bilgiler alacağız. Reflü, gastrit, ishal, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu ve prostat şikayetleri gibi şikayetlerde hangi bitki çaylarından fayda görebiliriz? Önemli sorularımıza cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden öğretim görevlisi Doktor Akın Çubukçu hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz hocam, zaman ayırdınız bizlere. Hocam sindirim sistemine dair önemli bilgiler alacağız. Evet. Bitki çayı tarifleri vereceğiz. Evet. Ama ilk olarak sindirim sistemini tanımlayalım. Buyurun. Dışarıdan alınan besinlerin vücuda yararlı olarak değerlendirilmesinde alan bir sistemden bahsetmek istiyoruz. Evet. Sindirim deyince bunlar ağızda başlıyor. Daha sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve dışarıda anüsle atılan bir sistemden bahsediyoruz. Büyük bir sistem hocam, değil mi? Büyük bir sistem. Evet. Evet. Yani bir Fransız düşünürün dediği gibi insan bir boru. Yani üstten döküyor, alttan boşaltıyor. Boşaltıyor. Ve burada görülen pek çok hastalık var. Evet. Ve bu sistemde herhangi bir nedenle, bir mikrobik neden olabiliyor, bir aksaklık nedeniyle olabiliyor. Bazı yaşa bağlı durumlardan ileri gelen bazı rahatsızlıklar görebiliyoruz. Biz burada hangi rahatsızlıklarda çaylarla tedavi edilebileceğimizi veya hangi rahatsızlıkların çaylarla giderilebileceğini anlatacağız. Hocam ama hemen bunun başlayalım mı? Bir buyurun. Mide kanseri, bir bağırsak kanseri gibi hastalıklarda çaylardan medet ummak olmaz. Çok önemli bir konu hocam. Evet. Çok da dikkatli davranmak lazım gerçekten. Biz burada gerçekten. Reflü, gastrit, işte ishal, kabızlık, hemoroid ve menopoz gibi rahatsızlıklarda kullanılan ve bunların giderilmesinde yardımcı olabilecek bitki çaylarından bahsedeceğiz. Toplumda sık görülen şikayetler diyebiliriz aslında hocam. Evet. Gastritle başlayalım mı hocam? Gastritle başlayalım. Hemen başlayalım. Sevgili izleyiciler, kaleminizi kağıdınıza hazırlayın. Gastritle ilgili şikayetleri olan izleyicilerimiz için. Evet. Midede herhangi bir nedenle asit fazlasından dolayı görülen bir rahatsızlık. Evet. Burada iki tane formülümüz var. Hemen ilk formülü dinleyelim hocam sizden. Burada en çok kullanılan çaylardan bir tanesi şöyle formüle edilebiliyor. Nane 40 gram, melisa 40 gram, çarkıfelek 40 gram, 30 gram. Bunları alıyoruz, güzelce karıştırıyoruz. Evet hocam. Veya aldığımız attar dükkanında bunların karıştırılmasını istiyoruz. Ve burada dikkat edeceğimiz konu, bunların çay olacak derecede kesilmiş olması lazım. Ne çok küçük olacak, ne çok büyük olacak. Bunu aktardan mı rica edebiliriz? Bunu bilebilir. İyi bir aktara başvurabiliriz. Evet bunlar hocam. Bunlar karıştırıldıktan sonra 2 kahve kaşığı karışım 150 mililitre kaynar suda demlenecek. Yemeklerden önce 2 fincan içilecek. Hocam bunu herkes tüketebilir mi? Herkes tüketebilir. Bunun herhangi bir yan etkisi yok. Hamiler üzerine bir etkisi yok. Hatta bunu çocuklar dahi kullanabiliyor. Nane, melisa, çarkıfelek. Nane 40 gram, melisa 40 gram, çarkıfelek 30 gram. 30 gram zaten evet. Ekranda izleyicilerimiz görecekler. Evet. Ve kaynar suda demleyip yemeklerden önce 2 fincan içiyoruz. 2 fincan içiyoruz. Gastrit için bir tane daha var hocam tarifimiz. Gastrit için bir formülümüz daha var. Bunda civan perçemi 40 gram, ebe gümeci çiçeği 40 gram, lavanta 40 gram, melisanın çiçek uçları 40 gram. Bunu da yine 10 gram hocam. 10 gram pardon. Yine bunları karıştırıyoruz. Bir fincan sıcak suda bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Üzerine sıcak suyu koyup 5 ila 7 dakika bekletip
ana öğünlerden önce birer fincan içiyoruz. Bunu da yine herkes tüketebilir. Efendim? Değil mi? Herkes tüketebilir. Herkes tüketebilir. Hiçbir zararlı bir yan etkisi görülebilecek bitkimiz yok. Hamileler rahatlıkla kullanabiliyor. Evet, yaşlılar hocam, da rahatlıkla kullanabiliyor. Evet, gastrite ait iki farklı tarif verdik sevgili izleyiciler. Hocam, hazmettirici. Evet, bazen hazımsızlıklar görülebilir. Evet. Yani bunlar daha ziyade midedeki enzimlerin azlığından ileri gelebilir. Evet. İşte bu hemen durumda mide verelim. Enzimlerini çoğaltıcı bir formüldür burada vereceğimiz formüller. Hazmettirici olarak iki Fransızın, Schoenberg ve Paris isimli iki araştırıcının formüle ettiği bir formül var. Burada papatya 20 gram, yine melisa 20 gram, nane 20 gram, evet. Civan persemi 20 gram. Burada gramajlar önemli değil mi hocam? Evet, önemli. Gramajlar önemli. Evet. Yani artık şey yapmıyoruz, bir tutam ondan, iki fiske bundan. Lütfen tartarak evimizde tartarak, ya da aktarda. Ya tarttırarak şeylerden yaptırıyoruz, evet. Aktarlara yaptırıyoruz. Sonra hocam bunları karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı karışım. 5 ila 7 dakika kaynar suda demleniyor. Günde 3 kez, bu sefer yemeklerden sonra bunu önemli. Içiyoruz. Evet. Yemeklerden evet, sonra içiyoruz. Yemeklerden sonra. Şimdi gerçekten önemli. Yemekten önce evet. mi, yemekten sonra mı kısmı değil mi hocam? Şimdiye kadar şeyler yemekten önceydi. Gastrit, bu yemekten evet. sonra. Peki. Bir de mide şikayeti için bir tarifimiz daha var. Bu hazımsızlık olabilir, gaz olabilir, mide sancısı olabilir. Şimdi dikkat ederse sevgili dinleyicilerimiz, hepsinde naneyi kullanıyoruz. Evet. Naneyi gördüğümüz gibi. Nane mide için güzel bir çok bitki. Çok güzel bir ilaç. Ama bilinir zaten hocam i̇şte, değil mi? Öyle fakat yan etkisi de var. O kadar masum da bir dikkat etmek bitki lazım. Değil. Mesela bunu akşam içtiğiniz zaman uykusuzluk yapabilir. Öyle mi? Çarpıntı yapabilir, evet. Onun için bunu gündüz dozunda ve kararında kullanmak lütfen, lazım. Lütfen, doz önemli her zaman olduğu gibi. Evet. Evet, mide rahatsızlığında hocam turunç yaprak diyor. Bunlarda gramaj var mıdır hocam? Eşit miktarlarda alacak. Eşit. Yine 10'ar gram. 10'ar gram, 20'şer gram. Turunç yaprak, nane yaprak, papatya nane çiçek. Nane yaprağı. Evet. Aynı miktarlarda ve bir eşit miktarlarda kullanacak. Bir fincan sıcak suda 10 dakika demleyecek. Günde 3 veya daha fazla içecek. Yine mide rahatsızlığı olan evet. izleyicilerimiz için sevgili izleyiciler bu tarifler. Mide rahatsızlıklarımız için evet. kullanacağımız formüller bundan ibaret. Şimdi bir de hocam. Şimdi de ürogenital sistem hastalıklar. Üriner sistem. Üriner sistem. Yani bu üriner sistem dediğimiz zaman burada göz önüne şunu getireceğiz. İki tane böbrek, böbrekten iki tane üreter. İdrar kesesine gidiyor, idrar kesesinden de dışarıya atılıyor. Ve bunların herhangi birinde de yine bir iltihabi durum veya bir kazadan ileri gelen rahatsızlıklar olduğu zaman üreter sistemde kullanılabileceğimiz formülleri kullanabileceğiz. Biz burada daha çok sistit, prostat ve hemoroid gibi çok sık rastlanan yine, ve aynı evet zamanda hocam. Çaylarla rahatsızlıkları giderilebilen hastalıklardan bahsedeceğiz. Evet. Bunlar da kiraz sapı, mısır püskülü, Isırgan. Özellikle ısırgan, cüce palmiye, diş otu, ölmez çiçek, ayı üzümü gibi bitkileri kullanıyoruz. Burada bir de şunu özellikle belirtmek isterim. Kadın hastalıklarında kullanılan bazı droplar var. Menopoz bunlardan, sürecinde değil mi hocam? Menopozda evet. evet. Bunlardan bir tanesi ataçayı. Öbürü de Simifuga racemosa dediğimiz bilek kohoş adı altında piyasada satılan bir bitki. Bilek kohoş bu bitkinin kohoş, adı evet. mı hocam? Bilek. Bu bitkinin adı değil mi? Bu İngilizce adı.
Piyasada böyle geçiyor. Piyasada da bilek. Piyasada böyle geçiyor. Kohoş diye geçiyor. Evet, iyi bir firmanın bunun çayı yok. Bu bir yani preparat mı? Daha ziyade bunun standart ekstrelerden hazırlanmış kapsülleri satılıyor. Eczacımıza danışabiliriz. Tabii tabii. Menopoz eczanelerde süreci için. İyi bir firmanın satılabiliyor. Özellikle hanımların menopoz döneminde rastladıkları baş ağrıları, aşırı terleme ve özellikle gece terlemeleri, gece rahatsızlıklarında bunu tavsiye ediyoruz. Niye tavsiye ediyoruz? Hocam, çünkü evet. Modern menopoz tedavisinde hekimlerimiz her zaman hormonları hormonal kullanmak istemiyor, değil mi? Başvururlar. Ama bazı hallerde hanımlarımız bu tedaviden korkuyorlar. Ama işte bu bitki bitkisel hormonları taşıyor. Yani fitoestrojen dediğimiz bitki estrojenleri taşıyor ve hormonların gördüğü işlevi birebir görüyor. Çok rahat ederler, çok çekinmeden kullansınlar. Hiçbir yan etkisi görmez. Bilek ve kohoş adındaki bilek bitki. Bilek kohoş, evet. Bu bitki bir drog olarak, preparat olarak eczanelerde danışabileceğiniz, menopoz sürecinde evet. kullanılacak. Hocam, idrar söktürücü, evet, bazı çay tariflerimiz var. Evet, idrar söktürücü. Şimdi hemen ben bunlar bilgiler alalım istiyorum. Bunlar da en çok gördüğümüz kiraz sapı. Evet. Çok masum görünür, çok sıradan görünür ama gerçekten çok faydalı bir bitkidir. Bundan 30 gram kadar sap, 1 litre soğuk suda 15-20 dakika kaynatılır. Evet hocam. Yani diğer çayların aksine üzerine sıcak su dökmüyoruz, soğuk suyu döküyoruz ve kaynatıyoruz. Burada demleme mi, kaynatma mı çok önemli bir ayrım, evet, değil mi hocam? Evet, önemli. Burada kaynatmak önemli, evet. Yani soğuk suyla kaynatıyoruz. Sonra? Ve bunu süzüyoruz. Gün boyunca istediğimiz miktarda idrar elde edinceye kadar bunu fincan fincan içiyoruz. Hocam, bunu yine herkes tüketebilir mi? Herkes kullanabilir. Sağlıklı olan herkes, değil evet. mi? Evet. Evet. Lütfen herkes altın kullanabilir. Çizelim. Ve halk arasında taş düşürücü olarak da kullanılıyor. Öyle mi? Ve bayağı da faydasını görüyorlar. Bunu da tavsiye ederiz. Peki. Yani. Bir idrar söktürücü tarifimiz daha var, değil mi hocam? Evet. Bunda ayı üzümü yaprağı 30 gram, mısır küskülü 30 gram, hatmi çiçeği 20 gram, yine kiraz sapı 30 gram. Evet. Bundan da yine bir tatlı kaşığı karışım alıyoruz. 200 mililitre kaynar suda demliyoruz. Günde 4 kez bir fincan içiyoruz. Evet. Yalnız yine bunu kullanırken bu ayı üzümündeki yetkenme maddeyi çözebilmemiz için kaynarken içerisine bir miktar karbonat atıyoruz. Çok az. Çok az karbonat. Çok az ne karbonat. İçin hocam bu? Bu ayı üzümündeki etken maddeyi çekebilmemiz için. Ha, kuvvetli hale gelsin. Yoksa diye. Yoksa gelmiyor. Çok az karbonat. Çok az karbonat, evet. Peki. Evet, bir tarifimiz daha var, idrar evet, söktürücü. Burada da evet hocam. Huş ağacı yaprağı, yine buna da sodyum bikarbonat ilave ediyoruz. Funda çiçeği 30 gram, yaban mersini yaprağı 20 gram. Bundan da bir tatlı kaşığı karışım. 200 mililitre kaynar suda demliyoruz. Günde 4 fincan içiyoruz. Evet. İdrar söktürücü tariflerimiz bunlardı. Şimdi bir de sistit çok sık. Çok özellikle kadınlarda, değil çok mi hocam? Sık, evet. Bu idrar yolları iltihabında. Evet. Yani tek çare antibiyotik olarak görünse bile şu verdiğimiz şeylerde, çaylarda bayağı faydasını görür. Burada hocam tedavi edici mi, koruyucu olarak mı karşımıza? Bu tedavi ediyor. Bu tedavi edici tedavi olarak. Ediyor. Hemen tarifimizi alalım idrar yolu enfeksiyonlarında. Evet, hatmi çiçeği 40 gram, funda çiçeği 40 gram, Osman iplikçiği diye bir drog. Bu satılıyor atarlarda var. Bu benim verdiğim çayların, bitkilerin hepsi aktarlarda mevcut. Güvenilir yerlerden, değil hepsi, mi hocam? Hepsinde var. Güvenilir yerlerden, evet, alacağız. Evet. Bildiğimiz yerlerden. Evet. Evet. Bu hocam yine bu karışım 150 mililitre sıcak suda demleniyor. Sıcak suda demleniyor. Günde 3 fincan
içiliyor. Prostat için ısırgan. Prostat hastalıklarında da birçok şikayet olabiliyor hocam. Ya, ısırgan kullanıyoruz. Isırgan otu burada ön plana çıkıyor. Isırganın enteresandır. Hem yaprağını hem de kökünü kullanıyoruz. Özellikle kökü prostata daha faydalı. İki tane değil mi tarifimiz var? Birinde iki tane. Bir yaprak, bir ısırgan kökü. Peki yapraklı olanı ilk olarak izleyicilerimize yapraklı paylaşalım. Yapraklı olanı bir çorba kaşığı ufalanmış yaprak sıcak suda yavaşça 5 dakika kaynatılacak. Günde? Soğutuluyor. Günde 3 fincan. Sabah öğle akşam birer fincan. Bu özellikle idrara çıkma şikayetlerinde mi hocam iyi gelen bir bu tarif? Bu prostatın en önemli rahatsız edici özelliği gece idrara çıkmaktır. Çıkma, değil üç mi? Kere, beş kere çıkar. Bu şey yapar. İdrara çıkmayı azaltıyor. Hocam peki ilaç kullanan, prostat hastalığı nedeniyle ilaç kullanan izleyicilerimiz olabilir. Bu ilaç kullanan insanlar kullanabilir bunu. Peki. Beraber yine hekimlerine danışarak kullanabilirler. Evet. Bir de ısırgan köküyle yine prostat bir de hastalıklarında. Bu, evet hocam. Atlarlarda toz edilmiş olarak satıyorlar. Isırgan kökünü. Kökünü evet. Veya kökü varsa söylüyorsunuz. O özel değirmenleri var. Çekip veriyorlar size. Bundan bir tatlı kaşığı toz edilmiş kök 150 mililitre soğuk suyla kaynatılır. Günde 3-4 fincan içilir. Bunlar hocam yıllardır da kullanılan tarifler öyle değil mi? Çok uzun yıllardır. Evet. Aslında eczacılığın tabii. Önemli yani, bir çalışma alanı tabii ki bitkiler. Bu aynı zamanda prostat bezini de küçültüyor. Ama o kadar kayda değer bir küçültme sağlamıyor. Şikayetleri ama şikayetlerin hocam. Şikayetlerin azaltıyor. Şikayetlere iyi geliyor. Diğer önemli bir şikayet hemoroid. Hemoroid. Yine sık görülen değil mi hocam? En çok yaygın olan şikayetlerden de biridir. Hemoroid. Bunda civan perçemi, ak diken, burada ak diken müsildir. Sinameki de müsildir. Rezene 15 gram. Meyvesi. Civan perçemi 20 gram, ak dikey 30 gram, sinameki 15 gram, rezene 15 gram. Bundan da bir tatlı kaşığı karışım alıyoruz. 150 mililitre sıcak suda demleniyoruz. Sabah akşam tok karnına içiyoruz. Bunu hocam bu bitkileri güzel karıştırmak da önemli evet, herhalde değil mi? Homojen bir karışım elde edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yine aktarlardan mı rica edeceğiz? Yok, tarttırırız bunları. Evet. Evde büyük bir tencere içerisinde kendimiz elimize bir lastik eldiven geçirip bunları iyice karıştırırız. O güzel bir karışım yapmak yalnız önemli burada herhalde. Burada dikkat edeceğimiz husus sinameki yaprağı böyle kullandığımız zaman sancı verebilir. Eğer bir yakın zamanda bağırsaklarımızdan bir ameliyat geçirmişsek veyahut bağırsaklarımızda bir hassasiyet varsa bu çayı pek tavsiye etmeyiz. Çünkü sinameki bu gibi durumlarda kondur enti gelir. Yani kullanılmasında zarar vardır. Yani yakın bir geçmişte bir bağırsak ameliyatı, bir bağırsak sorunu geçirdiysek evet. Veya lütfen kullanmayalım. Hassas bağırsakları olan insanlar vardır. Bu formül onlara göre değil. Önemli bir bilgi evet. Hocam. Lütfen onlar dikkatli davransın. Evet. Ve kadınlar için menopoz sürecine ait de bir tarifimiz var evet, sevgili bu izleyiciler. Bu da faydalı bir tarif. Yine alıç karşımıza çıktı. Çok önemli bir bitkidir. Çiçeğini kullanacağız değil mi hocam? Çiçeği evet. 30 gram. Bunu kalp rahatsızlığı olan varsa aramızda çok faydalıdır bu kalp rahatsızlıklarında. Ama dijitoksin gibi kalp kuvvetlendirici ilaçlar kullanıyorlarsa bunu tavsiye etmeyiz. Kalp ilacı evet, kullanıyorlarsa ilaç, digitoksin. Menopoz sürecine ait bu tarifi evet, lütfen kullanmasınlar. Çünkü alıç çiçeği var içinde. Evet hocam. O da kardiyotonik tabir ettiğimiz kalp kuvvetlendirici bir ilaçtır. Şeyi de içtiği zaman ilacı da digitoksini içtiği zaman de içtiğimiz zaman zehirlenme yapabilir. Dijital zehirlenmesi yapabilir. Kalp ilacı içenler lütfen. Evet. Dijitoksin ilacı vardır. Digitoksin diye. Hangi şikayet için kullanılıyordu hocam? Bu kalp yetmezliğinde kullanılıyor. Kalp yetmezliği. O zaman kalp yetersizliği olanlar evet, lütfen. Onu tavsiye etmeyiz. Uzak alıç var içinde. Evet. Evet. Alıç önemli o zaman. Önemli. Kalp yetersizliği olan hiçbir hasta değil mi hocam? Efendim? Kullanmasın.
kalp hastalığı olup da dijitoksin ilacı etken kullananlar maddeli, evet. Alıç kullanmamalı. Lütfen altını çiziyoruz. Peki menopoz sürecinde alıç çiçeği 30 gram demişiz hocam. 30 gram evet. Kayış kıran kökü 10 gram, civan perçemi 20 gram, çarkı felek 10 gram, mülver çiçeği 10 gram. Bundan da bir tatlı kaşığı karışım 100 mililitre sıcak suda 5-10 dakika kaynatılır. Sabah aç karnına bir fincan. Bir fincan? Fazla yok evet. Şimdi hocam o da önemli değil mi? Evet. Ne kadar tüketeceğimizi bilmeliyiz. Evet, bir fincan evet. Mı? Yemekten önce mi yemekten sonra mı? Aç karnına. Aç karnına. Aç karnına içecek bunu. Peki aç karnına. Güzel bir formül ama dediğim gibi kalp hastaları dikkat etmesi lazım. Evet. Bakın ne güzel isimler koymuşlar. Civan perçemi. Değil mi? Ne güzel bir isim. Çarkı felek. Hepsi kim bilir çok... neye benzeti de koydu isim bu. Çarkı felek zannediyorum çiçeğinden pasiflora, değil mi hocam? Evet. Evet. Çiçeğine böyle bir çiçeği. Benzetme yapılmış. Her biri de birbirinden güzel bitkiler hocam. Yanılıyor muyum? Evet. Evet. Her biri de birbirinden güzel ve farklı farklı hastalıklarda. İsimler de birbirinden güzel. Ama bazı isimler var ki hiç güzel değil. Değil mi? Acaba kullanmalıyız. Hocam son bir mesaj ne olur izleyicilerimize? Tüm bu bitki son çaylarının kullanımında nelere dikkat edilmeli? Dinleyicilerimiz bitkilere güvensinler. Bitkileri sevsinler. Fakat bitkileri alırken mutlaka eczaneden ve eczacıdan tavsiye alsınlar. Evet. Çünkü... Bitkileri bugün satan insanlar eğitimsiz insanlar. Bunlara sorduğunuz zaman siz bu bitkileri, bilgileri nereden öğrendiniz dediğiniz zaman işte televizyondan öğrendik, ustamdan evet. Öğrendim, evet. Gazetede okudum şeklinde. Evet. Oysa eczacı bunu farmasik botanik derslerinde okur. Farmakokolojide okur. Ne bileyim bitki çaylarını anlatıyoruz onlar da okur. Onun için bunlara güvensinler, inansınlar, evet. Eczacı ne diyorsa onu yapsınlar. Ve bazen hocam bitkinin gerçekten o bitki olup olmadığını biz tüketici olarak anlamlandıramayabiliriz değil mi? Evet. Şimdi zaten şeyler değişti, yönetmelikler değişti. Attarlarda satılan bitkilerin üzerine Latincesini yazmak zorunda. Ne olduğunu? Türkçesini yazmak zorunda ve hatta bazen İngilizcesini de yazmak zorunda. Ama yani bu değil, o mu değil mi? Mesela çok tehlikeli şeyler var. Papatya'ya benzer ama zehirli bitkileri papatya diye toplayıp satıyorlar. Aynı papatya gibi aynı görünüyor papatya, çok ama papatya değil. Ama papatya değil. Hocam çok yanılabiliriz gerçekten. Ya, o yüzden yani çok zehirlenmeler var. Yani Hıfz-ı Sıha'da papatya zehirlenmeleri diye geçiyor. Evet. Ama aslında zehirlenme papatyadan değil. Papatya benzer. Benzeri başka bir bitki. Başka bitkilerden zehirleniyorlar. Ki papatya da hocam çok kullandığımız değil mi? Özellikle rahatlamada, evet. Özellikle uykuya geçmede bilmiyorum. Evet, öyle bir özelliği evet, var evet. Papatyanın. Sakinleştirici özelliği var. Yani şey gibi etki ediyor. Bu çok bilinen diazem diye bir ilaç vardır. Yani ona benzer etkiye haiz papatya. Ama doğru gerçek papatya mı kullanıyoruz? Gerçek papatya. Bunu çok önemli ayırt evet. Etmemiz ve ona göre de... Onu da yani sağlam bir tedarikçiden veya eczanelerden almak lazım. Bunlar çok önemli. Eczanelerde yani, ulaşabilmek mümkün mü hocam? Tabii tabii. Yani Anladım. Eczaneler bu bitkileri satar ama çay yapıp satamaz. Evet. O yüzden biz bu tarifleri Eczane Köşesi programımızda izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli ederim. Bilgileri ve tarifleri bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Eczane Köşesi programımızın sonuna geldik. Sindirim sistemi hastalıklarında tüketilebilecek ve aslında şikayetleri geriletebilecek bitki çayı tariflerini sizlerle paylaştık. Reflüden gastrite, ishalden kabızlığa, idrar yolu enfeksiyonlarından prostat şikayetlerine, hemoroid ve menopoz şikayetleri gibi aslında pek çok farklı şikayette kullanılabilecek bitki çaylarını sizlerle paylaşmış olduk. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.